Pro.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Ben Kaan Kaya. Şimdi bugün size iPhone 6S Plus'ın ve Samsung Galaxy S7 Edge'in kamera karşılaştırmasını yapıyoruz. Şimdi sen Samsung seven bir insansın. Evet. Zaten Android severim. Android seversin, Samsung seversin. Zaten sen ürünlerin favorin S7 Edge. Evet, yani görüntü kalitesi kamera anlamında çok başarılı. Bu arada bu videolarımızı bilenler vardır arkadaşlar. Bu videoda teknik bir bilgi vermiyoruz. Çünkü zaten her iki ürününde teknik bilgilerini içeren videolarımız var. Burada sadece aynı kadrajda iki farklı açıdan yan yana aynı anda kamera performanslarını görün, farkında olun diye yapıyoruz. Biz bunları montajlarken hiçbir filtre kullanmıyoruz, hiçbir şey kullanmıyoruz. Birebir bırakıyoruz. Bu 2-3 dakikalık bir bilgilendirme videosu olsun. Biz de o arada ne konuşalım? Şunu konuşalım. S7 Edge'in kamerasıyla iPhone 6S Plus'ın, yani 6S diyeyim, 6S Plus'ta da zaten çok bir değişiklik yok. 6S'in kamera arasında uçurum var mı sence? Gece çekiminde var da gündüzde yok. Ben de şunu savunuyorum. Gece çekiminde evet, şey çok başarılı. Samsung çok başarılı çünkü f1.7 diyafram açıklığı evet. Kullanıyor. Bir de dual piksel teknolojisi. Dual piksel, aynen. Onu kullandığı için gece çekiminde çok daha avantajlı. Ama şunu söyleyeyim, gece diyoruz ama bu gece bizim dediğimiz zifiri karanlık ben çektim. Hani bu değil. Ne de gün batımında. Gün evet. Batımının biraz daha ilerisi. İşte böyle ev ortamı. Bu tip ortamlar. Yoksa zifiri karanlık gibi çekeceğim. Onlar hayal. Mümkün değil. Hatta şeyi de söyleyeyim. Mesela Nokia'nın 1020'si vardı. Evet. 1020'si mesela S7'den daha iyi çekiyor. Yani Allah dikkat Allah. Edince evet. Çünkü onun sensörü daha büyük. Bir de kendi sensörü büyük olduğu için. O mesela ama o tabii güncel bir telefon değil. Yani bu sensörüne göre değerlendirmek lazım. Doğru. Küçük şimdi bunun zaten biz gece çekim versiyonunu da yapacağız. O da olacak. Onu da göreceksiniz zaten arkadaşlar. Ama yine de ben daha önce Note 5'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Note 5, iPhone 6S ve iki tane daha telefon vardı. Gece çekimde yaptım. Senin dediğin gibi hatta bir oteldeydim. Rufundan böyle bildiğin zifiri karanlıkta çektim. Yani gerçekten Samsung'un gece çekiminde bir avantajı var. Evet. Ama insanlar şimdi ki Apple'ınki çok kötü de şöyle de böyle değil. Yok yani. Uçurum yok yani. Gerçekten uçurum yok. Samsung 1-2 iyileştirmeyle biraz daha avantaj sağlamış kendine. Ama ben iPhone 6S Plus'ta video da çekiyorum, fotoğraf da çekiyorum. Tamam yani dediğim gibi bir avantajı var ama kesinlikle öyle Apple'ın berbat şey diyemeyiz, uçurum var diyemeyiz. Hani yani onun üstünden değerlendirelim. Diyelim S7'ye 10 verdik. iPhone'da 9 olur. Hani öyle. 7 olmaz yani. Evet. Yani mümkün değil. Şimdi başka ne anlatalım? Zaten kameralarla ilgili bilgiler sizde var arkadaşlar. Şey anlatabiliriz. Ön kamerası da mesela daha iyi. O da evet. F1.7 çünkü. Ön kameraya F1.7 koymak büyük bir lüks yani. Ya bir de bir kimse beklemiyordu. Ya ben yani mantıksız çünkü anladım evet, yani. Ön kamerada F1.7'yi ne yapayım diyorsun. Ama baktığın zaman bir şey yarıyor. Aynen. Ve büyük lüks yani. Gerçekten büyük herkes lüks. Herkes kullanıyor abi. Herkes artık selfie de yani. Mesela aynen. Arka kamera kadar bence kullanıyoruzdur yani. Ben kendi hani adıma çok nadir yani. 100 fotoğraf çekiyorsam ya bir, ikisi değildir yani selfie. Biridir selfie. Koymam ben daha yani çok öyle. Kullanıyorum sanki. Ben bana yok. Öyle geliyor. Ben bilmiyorum ya o selfie işi. Ama biz ben sosyal medyaya yani. Sen çok şey yapmıyorsun ya o yüzden belki de. Yani sosyal medyaya hani hiç koymuyorum selfie. O yüzden yani mesela kullananlar çok koyuyor. Zaten selfie çekiyor koyuyor direkt. Ben selfie'lik bir suratım olduğunu düşünmüyorum. Ya kızlara daha zaten. Çok böyle bir... Ama bir şey var. Mesela yüz güzelleştirme var ya. Seni mesela bambaşka birisi yapıyor zaten. Ne gerek var İki ki? Telefonda da var ama dikkat ettim yapıyor yani. Evet. Mesela Samsung daha az yapıyor ama. Samsung daha az yapıyor. O şeyde de Huawei de başladı o işe. O da bayağı bir yatırım yapmış. O yüz güzelleştirme, selfie, mükemmel selfie diye hatta çıkarttılar. O da bayağı yatırım yapmış o işe. Çünkü insanlar selfie'yi çok kullanıyor. Ya hatlarını kapatıyor tamam bir de ama insanlara hoş geliyor. Onun kime ihtiyacı var? Ajda Pekkan öyle bir şeye çok ihtiyacı var mesela. Yani. Ünlülerin bilinen öyle şeyden ihtiyacı var. Ben buyum kardeşim selfie çeksem de bu. Mükemmel selfie de bu yani. Yapacak başka bir şey yok. Bir de çeken şey var. Mesela kendi ekranı Super AMOLED olduğu için renkler daha canlı. Şimdi mesela bizim burada arkadaşım sarı renk. Mesela bunun telefonun ekranından baksak biz daha sarı görürüz mesela iPhone evet, ekranından. Doğru. Aslında doğrusunu gösteren iPhone'un ekranı IPS olduğu için o daha doğru gösterecek. Evet. Ama kullanıcı ona bakmıyor ki. Ya diyor bunun renkleri daha güzelmiş hani. Ama doğru olan da zaten kullanıcının neye evet. Baktığını önemsemek. Biraz yani, Samsung onu oynuyor. Şimdi diyorsun ki en mükemmelini yaptım adam soluk LG evet. işte. Evet. Diyor ki mükemmel video çekiyorum. Tamam çekiyorsun. Otomatikte berbat çekiyorsun. Yani baktığın zaman diyor ama pro modunda çok güzel çekiyorsun.
İyi de herkes pro değil ki. Ya ben bir telefonu ne yapıyorum? Alıyorum telefonu. Diyorum ki video çekmek istiyorum. Şöyle çekiyorum. Ya da fotoğraf çekiyorum. Bitiyor. Sonucuna ben bakıyorsun. Yani kaç kişi bilmiyorum kullanır öyle bir şey yapar. Kötü demiyorum bu arada. Ama pro modu herkes kullanamıyor. Öyle bir şey var. Tabii ki ya. Çok az bir kesime hitap ediyor. Aynen. Bu kadar yeterli olur sanırım arkadaşlar. Biz bunu farklı yerlerde ve gece çekimini de yapacağız size. Onu da göstereceğiz. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok herhalde. Yok. Zaten önemli olan videoların karşılaştırması. Bu bir referans olmuştur sizin için. Kamera açısından, görüş açısından. Bu tip videolarımız yine devam edecek arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Like'larınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.